Hangisi? Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Hazırsanız şimdi Otokoç Otomotiv bizlerle olacak. İkinci el ve filo operasyonları direktörü Sayın Birkan Çalışkan'ı ekrana davet ediyorum. Birkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaren Hanım. Merhabalar. Herkese selamlar. Tabii böyle dijitalde olunca biraz eksik oluyor bir şeyler ama tahmin ediyorum herkes beni rahatça duyuyordur diye düşünüyorum. Evet, sesiniz gayet net. Buyurun, tamam, söz sizde Birkan Bey. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bu pandemi dünyasının hayatımıza getirdiği online toplantı alışkanlığı çok da sevdiğim bir alışkanlık değil ama önemli bir de bir kolaylık ve hız da sağladı. Keşke hep sizlerle, bütün arkadaşlarımızla bir arada birbirimizin gözünün içine bakarak bir arada olabilsek diye düşünüyoruz ama teknolojinin de nimetlerini bir yandan da kullanıyoruz. Herkese öncelikle merhaba diyorum. Şimdi bütün organizasyon ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok keyif aldığım organizasyonlar bunlar. Her ne kadar böyle birebir gözlerimizin içine bakarak konuşamıyor olsak da sizlerin oradaki varlığı, onu biliyor olmak enerji veriyor bizlere. Yıllar sonra gençliğimize dönüyoruz. Sizlerden de aslında bizler de bir şeyler öğreniyoruz bu arada da, bunu da unutmayalım. Evet, şimdi bugün toplantımızın tabii devamında ben de sizlere bir şeyler anlatırken bir de sunumumun da desteğinden faydalanacağım. Bir ufak da sunumunu da sizle paylaşıyor olacağım ekranda. Şu anda tahmin ediyorum ekranda görülüyordur. Öncelikle adım Birkan Çalışkan, Yaren Hanım'ın da söylediği gibi Otokoç Otomotiv'in ikinci el ve filo operasyonu direktörü olarak görev yapıyorum. Aslında bu bir kimlik olsa da bir birey olarak ben de sizler gibi üniversiteden mezun olduğumda yıllar önce iş hayatında kafamda birçok soru işareti ve karışıklıkla yeni bir hayata başladım ve yıllarda belli bir süre sonra bizi buralara doğru getirdi. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. 95 yılında mezun oldum, 90 yılında girdim. Tabii mezun olduğumuz dönemde, o dönemde çok severek okuduğum kimya mesleğimi ne yazık ki çok fazla icra etme şansım olmadı. Çok keyifli bir şekilde çalıştığım uzun yıllardır otomotiv sektörüyle bir şekilde buluştum. Önce biraz eğitim kısmından bahsedeyim. Dediğim gibi lisans eğitimimi Teknik Üniversitesi'de bitirdikten sonra iş hayatımda belli bir tecrübeye eriştikten sonra daha bilgili bir ve bilinç düzeyim biraz daha yukarıda bir şekilde yapmayı tercih ettiğim yüksek lisansımı tamamladım. Bu işletme üzerine oldu. Özellikle de pazarlama konusuna biraz daha odaklanmıştım. Tabii ki gelişim her daim sürüyor. Sizler de bunu yaşayacaksınız. Sadece 4 yıllık üniversite hayatı buna yetmiyor. Çünkü zaman gelişiyor, değişiyor. İnsanlar, sistemler çok fazla değişiyor. Bunu ayak uydurabilmek için bizler de eğitimlere devam ediyoruz. Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nde birden fazla sayıda liderlik, strateji ve yönetim programlarına da dahil oldum. Hala da bunu yapmaya, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bitmek bilmeyen bir eğitim hayatı hala bizimle birlikte. Evet, dediğim gibi 95 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra büyük bir kafa karışıklığıyla hayat başladı. Acaba ne yöne gideceğiz, neler yapacağız? Açıkçası sizlere biraz imreniyorum. Çünkü bizim dönemimizde biraz daha bilinmezlikler fazlaydı. Farkındalıklarımız daha düşüktü. Şimdi iş hayatına gelen yeni genç arkadaşlara bakıyorum. Çok daha fazla ne istediğini bilen, çok daha hedeflerini tanımlamış, yol haritasını çizmiş bir şekilde geliyorlar. O yüzden de hepinize de büyük bir hayranlık duyuyorum bir yandan da baktığınızda. Benim kimya bölümünü büyük bir sevgi ve istekle okuduğum üniversite hayatım bittikten sonra maalesef işimi, mesleğimi icra edeceğim bir iş ortamı bulamamıştım. O dönemde Türkiye'nin şartlarında Ar-Ge çalışmaları, üretim çalışmaları çok daha düşük seviyedeydi. Öncelikle bir ilaç sektöründe 1,5 sene bir Glaxo firmasında başladım ve tamamen tesadüfi bir şekilde otomotivle yollarım buluştu. O da şöyle oldu. Gazetede gördüğüm bir ilanı arkadaşıma önerirken o dedi ki bana önereceğini sen düşünsene dedi. Evet, niye böyle yapmadığımı sorguladım ve gidip Borusan Otomotiv'e başvurdum. Çok hızlı bir görüşme sürecinden sonra bir anda kendimi Borusan Otomotiv, BMW ve Mini Distribütörü'nde satış danışma olarak işe başlamış buldum ve o gün bugün de hiç pişman olmadım. Dinamizmi çok yüksek bir endüstri, değişkenlikleri çok fazla,
Çok fazla insana dokunuyorsunuz. Ülkeye katkısı çok yüksek olan bir endüstri, ihracat açısından, üretim açısından. Her dostunuzun, eşinizin, arkadaşınızın mutlak surette size bir şekilde dokunduğu, bir gün ihtiyaç duyduğu bir mesleğiniz oluyor. Bu da önemli bir tatmin sağlıyor hakikaten. Borusan Otomotiv'deki 6 yıllık kariyerimin sonunda müdür yardımcılığı pozisyonunda, BMW Mini'den sorumlu müdür yardımcılığı pozisyondayken Koç grubundan gelen bir teklifle yönümü bu tarafa doğru çevirdim ve Otokoç kimliğiyle o yıllarda tanıştım. Sene 2003 yılıydı. Aslında ben kariyerimde tabii kendime bir rota çizmiştim, bir plan yapmıştım. Onu da büyük ölçüde uygulayabildiğim için kendimi şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu bir satranç oyunu gibi arkadaşlar. Bu iş dünyasına bunu girdiğinizde anlayacaksınız. Bir plan yapmazsanız savrulursunuz. Mutlaka bir hedefiniz olmalı. Mutlaka da bir planınız olmalı. Bir sonraki adımı mutlaka planlamalısınız. Her adımı iki mantıkla atmalısınız. Elbette ki çalışma hayatı, iş hayatı amacımız değil, aracımız. Nedir? Hayatımızı daha iyi sürdürmek için bir araç olarak kullandığımız bir unsur. Tabii ki burada para kazanmak çok kritik. Tabii ki bir yandan da kendimizi geliştirmek de kritik. O yüzden iş hayatındaki tüm hamlelerinizi ve kararlarınızı iki bazda toplamanız gerekiyor. Biri kazançlarınızı arttırmak, biri gelişiminizi arttırmak. Neden gelişim diyorum? Aslında bu çok daha önemli. Kazanç anlık olabilir, sürdürülemez olabilir. Ama gelişim varsa kazanç o zaman sürdürülebilir hale geliyor. Bu ikisi birbirinden bağımsız şeyler değil arkadaşlar. Ben kararlarımı verirken zaman zaman iş değişikliklerinde, şirket değişimlerinde veyahut da aynı şirket içerisindeki iş disiplini veya farklı disiplinlere geçişlerde, rotasyonlarda hep özellikle gelişimime ne katkı sağlayacak sorusunu mutlaka sordum. Baktığınızda da bugün Borusan'dan Otokoç'a geçişim, sonraki hamlelerim hep kendimdeki bir takım eksiklikleri gidermek yolundaydı. İşte diyordum ki satışı biliyorum ama satışı yönetmeyi bilmiyorum. Satışı yönetmeyi biliyorum ama pazarlamayı yönetmeyi bilmiyorum. O zaman yatay hareket yapayım gibi birçok kararı da beraberinde taşıyan bir yolculuk oldu. Evet, farklı görevler aldım. Özellikle Koç grubu ve Borusan grubu gibi Türkiye'nin iki büyük grubunda görev aldım. Bu beni çok geliştirdi. Çok da önemli katkılar sağladı. Kurumsal bir şirket, inanın insanın kişisel gelişim açısından da hayata bir sıfır önde başlamasını beraberinde getiriyor. Arada bir 4 yıllık uluslararası bir çalışma deneyimim var. Volvo Cars Türkiye'de bir hub yönetiminde çalıştım. Hem Türkiye'de ülke satış müdürlüğü yaptık, yapıp buradaki organizasyonu yönettim. Aynı zamanda da bu hub'a bağlı farklı ülkelerden de sorumlu olarak görev yapmıştım. Tabii ki bu 4 yıllık bir süreçti ve sonrasında ait olduğum yere Koç topluluğuna bir kez daha geri döndüm yeni bir yapılanmayla. Ve bugün itibariyle de Otokoç Otomotiv'in ikinci el ve filo operasyonları direktörü olarak görev yapıyorum. Hakikaten de yaklaşık 25-26 yıllık iş hayatımın nereden baksanız şöyle bir baktığımda 15 yıl, özür dilerim, tabii ki yaklaşık bir 15 yılını Koç topluluğunda geçirmişim, Otokoç Otomotiv'de geçirmişim ve hala da oradayım. Artık bundan sonra da umarım İş hayatındaki bu koltukları sizlere de buradan teslim ediyor olacağım. Büyük bir gururla çalıştım. Müthiş bir öğreti, müthiş bir aile duygusu, güçlü bir topluluk hissi veren bir şirkettir Otokoç Otomotiv. Evet, şimdi biraz da şöyle bir ilerleyelim. Çok da yaşlandıkça insan konuşması geliyor. Bir söz vardır, çok severim. İnsan 2 yaşında konuşmayı öğrenir, 50 yaşında susmayı derler. Benim bir yılım var arkadaşlar. O yüzden de affınıza sığınarak bugün bol bol bir şeyler anlatacağım. Evet, Koç topluluğundan biraz bahsedelim ve Otokoç'u biraz anlatalım istiyorum ki sizlerin de zihninizde kim bu adam, ne anlatıyor bize soruları biraz daha cevap bulsun. Evet, Koç topluluğu biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir iş grubu. 1928'de aslında Vehbi Bey'in Otokoç Otomotiv ile başlattığı bir yolculuk bugün
Koç Holding çatısı altında birçok sektörde birçok şirketin faaliyet gösterdiği bir iş ailesi haline gelmiş durumda. Evet, az önce söylediğimi tekrar ediyorum. 1928 yılında Vehbi Bey aslında Koç Holding'in temellerini bugün benim de görev yaptığım Otokoç Otomotiv ile atmış. Yeni dünya Türkiye'sinde o yıllarda müthiş bir vizyon koyarak ulaşımın bile çok zor olduğu bir dönemde atlayıp buradan Amerika'ya gitmiş, Ford ailesinin karşısına dikilmiş, ikna etmiş, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk otomobilleri getirmiş ve Ford markası adı altında tabii ki ve bunların satışıyla da iş hayatına başlamış. Bugün baktığınız zaman Koç topluluğu arkadaşlar Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın yaklaşık %10'una yakın, yani 9,5'un biraz üzerinde bir rakamı temsil ediyor. Türkiye ekonomisine, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok ciddi ve değerli katkılar sunan bir topluluk. Sadece ekonomik olarak değer değil, etik değerleriyle, Cumhuriyete olan bağlılığıyla, ülkedeki toplumda yarattığı faydaları ile, büyük toplumsal değerlere sahip çıkmasıyla da gerçekten önemli bir figür olarak hayatına devam ediyor. Böyle bir toplumun üyesi olmak gerçekten, bunu tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum, eşsiz bir his. Çok bambaşka bir duygu. Bunu bir güç olarak da hissediyorsunuz, duygusal olarak da. Kafanızı her çevirdiğiniz yerde insanlara bir fayda yaratan bir noktayı görmek büyük bir keyif veriyor. Aslında Koç Holding'in içerisinde Otokoç Otomotiv'in yerini bir kısaca tariflemek istiyorum. Hepinizin çok aşina olduğu markaları temsil ediyor Koç topluluğu. Dayanıklı tüketim grubunda Arçelik gibi, Beko gibi birçok markamız var. Bunları biliyorsunuz. Bunlar global markalar olma başarısını da göstermiş. Bir başka sektör finans sektörü. Burada Yapı Kredi gibi önemli bir markayı hepiniz tanıyorsunuz ve başka birçok finansal firma, finans şirketlerimiz de var. Diğer bir ana sektörü otomotiv. Otomotivde Ford, Fiat, Tofaş gibi markaları üreten ve aynı zamanda da satan bir yapı var. Otokoç da tam bu iş grubunun içerisinde görev alıyor. Aynı zamanda da tabii Koç topluluğunun odaklandığı enerji sektörü, Tüpraş gibi, Opet gibi, Aygaz gibi çok önemli markaları barındırıyor. Ve bunun haricinde farklı teknoloji, tüketim endüstrisi veya turizm gibi birçok, gıda gibi birçok konuya da odaklanmış durumda Koç topluluğu farklı şirketleri aracılığı ile. Evet, Otokoç Otomotiv olarak da az önce size de söylediğim gibi biz de Koç topluluğunun otomotiv grubu içerisinde görev alan bir yapıyız. Şimdi peki Otokoç Otomotiv ne yapıyor? Çok kısa bir iki cümleyle özetlemek istiyorum. Üç ana branşta faaliyet gösteriyoruz arkadaşlar. Tam bir Otokoç Otomotiv tam bir otomotiv perakendecisi şirkettir. Otomotiv dünyasının üretim haricindeki her noktasına dokunan bir şirket. Otomotiv perakendeciliği dediğimiz mutlaka aileleriniz vasıtasıyla deneyimlemişsinizdir. Birçok markayı satan bayilikler vardır. Biz de aslında bir bayi kimliğindeyiz. Birden fazla markayı satıyoruz. Ford, Volvo, Alfa Romeo, Jeep ve Fiat markalarını satan, bunların satış sonrası hizmetlerini veren bir şirketiz. Burası otomotiv perakendeciliği olarak adlandırdığımız core business'ımız. Bunun altında sigorta gibi, yedek parça gibi faaliyetlerimiz de devam ediyor. İkinci bir ana iş alanımız araç kiralama. Avis ve Budget markalarının Türkiye'deki temsilcisiyiz arkadaşlar. Burada da günlük ve uzun dönemli olmak üzere araç kiralama faaliyetlerini yürütüyoruz. Zipcar markamızda belki içinizde kullananlar vardır. Araç car sharing dediğimiz dünyasında car sharing dünyasından çok fazla bahsediliyor son dönemde. Saatlik araç kiralama, yarım saatte kiralayabiliyorsunuz, saatlerce de kiralayabildiğiniz bir markamız. Diğer ana iş alanımız, benim sorumlu olduğum faaliyet alanımız burası. İkinci el ve filo operasyonları. Burada da adından da anlaşılacağı gibi hem bireysel müşterilere hem de bu işin ticaretini yapan galericilere yönelik ikinci el araç alım satımlarını yürüten bir alan burası. Yaklaşık yıllık ikinci elde 30 bin araç satıyoruz. Sıfır araç satışlarımızda yaklaşık 60 bin adet Türkiye pazarı için bunu söylediklerim. Ama birazdan söyleyeceğim, Otokoç Otomotiv'in faaliyetleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. Biz özellikle
globalleşen bir dünyada uluslararası bir şirket olma yolunda hızla ilerleyen bir yapıya sahibiz arkadaşlar. Türkiye ile birlikte 9 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yunanistan'daki Avis ve Bacit bize ait. Bunun haricinde de yine araç kiralama faaliyetlerimizle ve ikinci el faaliyetlerimizle Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam Türkiye ile birlikte 9 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 3000'in üzerinde çalışan var Otokoç'un içerisinde ve 400'e yakında lokasyonumuz var. Şu anda araç kiralama filomuz 105 bin adet. Burada özür dilerim. Slide'da 100 bin adedini görüyorsunuz. Şu an itibariyle 105 bin adede ulaşmış durumda bir araç filosunu da beraberinde yönetiyoruz. Evet, şimdi tabii Otokoç tam biraz bahsettik. Başarıyla dolu bir hikayesi var Otokoç'un. Burada tabii zamanımız da sınırlı. Önemli olan bir şey var ki Otokoç'un içerisinde, o da bir dünya ve bir aile oluyor olmamız. Şimdi bizler otomotivciyiz diyoruz ama Otokoç olarak tabii sürekli yenilenen dünyaya da ayak uydurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok fazla kavramlar gelişiyor. İşimizi sürekli yeniliyoruz. Yani benim ilk tanıştığım Otokoç'la bugün tanıştığım Otokoç arasında dünyalar kadar fark var. 2,5 milyar dolarlık ciroyu geçmiş bir şirket haline gelmiş durumdayız. Özellikle Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli 36. markası olarak seçildik. Bunların hepsi sürekli çalışmakla, sürekli yenilenmekle mümkün oluyor ama asıl önemlisi çok kaliteli insan kaynağıyla çalışmakla mümkün oluyor. Gerçekten çok güçlü bir ekibimiz var. Hedef odaklı çalışan, kendini yenileyen, hızlı adapte olabilen ve takım oyununu da çok iyi oynayan bir ekibimiz var. O yüzden de onlarla birlikte olmaktan da ayrıca büyük bir keyif ve gurur duyuyorum. Yenileniyoruz diyoruz. Özellikle biz geçen bir konferansta bir konuşmacıydım ve orada da söyledim. Artık biz otomotivciyiz diyemiyoruz. Biz mobiliteciyiz demeye başladık. Ne demek bu? Dünya değişiyor. Teknoloji ciddi anlamda hayatımızı etkiliyor. Toplumsal algılarımız değişiyor. Bizler değişiyoruz bir defa birey olarak. İşte bu case dünyası diye bir şey hayatımıza giriyor bizim otomotivcilerin. İşte bu connectivity her şeyde, sadece otomotivde değil her şeyde, nesnelerin bile birbirine bağlı olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonomus dediğimiz araçlar geliyor. Şoförsüz, kendi yollarda giden. Bunlar şu anda yola inmiş vaziyette. Baktığınız zaman case dünyasının sesi shared dediğimiz, yani artık Avrupa'da ve bu yeni jenerasyonda çok fazla görmeye başladık. Sahiplenmek yerine paylaşım ekonomisine doğru yönlenen bir dünya var önümüzde ve artık fosil yakıtlar, çevre bilinçleri gibi birçok konu var ki burada da elektrifikasyon çok önümüze çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi biz otomotivci olarak neredeyse bir teknoloji şirketine doğru dönüşme yolculuğu içerisine girmiş vaziyetteyiz. Bu yüzden de yenilenmek, kendimizi geliştirmek noktasında çok fazla efor sarf ediyoruz. Evet, yenilenmek için de yeni fikirlere ihtiyaç, yeni zihinlere ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden böyle işte sizlerle bir araya geliyoruz, sizleri tanıyoruz. Belki de zamanı geldiğinde sizleri de aramızda görme fırsatını yakalayacağız. Şimdi baktığınızda fikre ve yeni gelişimlere çok açık bir şirketiz. Önemli programlarımız var. Örneğin bir kurum içi girişimcilik ve açık inovasyonu bir arada birleştirdiğimiz bir InnoMotion platformumuz var. Burada ne oluyor? İçeriden ve dışarıdan, çalışan arkadaşlarımızdan veya dışarıdan da startuplardan birçok yeni fikri işimizin içine katmaya çalışıyoruz. Bugün Avis Karavan diye korkunç bir büyüme potansiyeli olan bir işimiz var. Bu bir arkadaşımızın, çalışan bir arkadaşımızın bu InnoMotion platformuna da paylaştığı karavan kiralama fikriyle başlayan, bugün Avrupa'da ortaklık konuşma seviyesine geldiğimiz bir iş, üretim işi platformu işine dönüşmeye başlayan bir fikir haline geldi. Türkiye'de bu fikirle başlayan çalışmalarımız Türkiye'de karavan konusundaki vergi regülasyonunu değiştirdi. Yani bakın, bir Otokoç çalışanının bir fikri inanılmaz işlere sebep oldu. İşte bu da hep az önce söyledim, yenilenmek ve gelişmek için fikre ihtiyaç var düşüncesiyle ortaya çıktı. Her çalışanımızın, çevremizdeki her bireyin fikrini işimize katmaya çalışıyoruz. Birçok projemiz ticarileşti. Özellikle şöyle baktığımız zaman 2022 yılında
bu şekilde içeriden, kurum içinden gelen fikirlerden, çalışanlarımızdan gelen fikirlerden 6 tanesi ürüne dönüşüp ticari yatırıma dönüşmüş vaziyette. Bu fikir arayışımızı dediğim gibi hem kendi iç kaynağımızda arıyoruz hem de dışarıda arıyoruz. Her fikir başarılı olmuyor. Orada da smart fail dediğimiz, fail ediyor ama akıllı fail etmeye çalışıyoruz. Oradan da öğretiler almaya çalışıyoruz. Mesela bu smart fail eden projeleri de ödüllendiriyoruz. Onlara da destek olmaya devam ediyoruz. En azından bize bir öğreti kazandırdı diye. Evet, şimdi biraz daha ilerleyelim. Biraz Otokoç'tan ve iş dünyasındaki yaklaşımımızdan bahsettik. Zaman kısıtlı. Şimdi tabii ki sizin yerinizde olsam ben de kariyer yolunda neler yapmam lazım? Biraz onlardan bahset de bir iki tane not alalım diye kendi kendime söylerdim. Arkadaşlar, tabii ki çok önemli bir noktadasınız ve önemli bir karar aşamasına doğru geliyorsunuz. Okullar bitecek ve aslında hayatınızın sonuna kadar kendiniz adına, aileniz adına, ülkeniz adına, toplumun adına değer yaratacağınız bir iş hayatına başlayacaksınız. Tabii ki iş hayatı sizi toz pembe bir hayat vaat ederek karşılamayacak. İş hayatı size az önce söylediğim gibi kendiniz için, ülkeniz için, toplumunuz için bir şeyler, iyi bir şeyler yapmak, iyi bir dünya yaratmak adına size fırsat sunacak. Yani özün sözü şu ki yine her şey sizde düğümlenecek. Burada unutmayın, üniversiteden çıktığınız andan emekli olacağınız gün, hatta belki de hayatınızın sonuna kadar en önemli kaynağınız kendiniz olacaksınız. Lütfen bu bilinçle iş hayatına gelin. Birçok şey öğretilecek sizlere, bizlere de öğretiliyor. Gidiyoruz işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diyoruz, yeni trendler diyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli bilgiler. Ama bu öğretiler bence toplumun trendlerini ifade ediyor, bireyi değil. Her birimiz bireyiz ve her birimiz birbirimizden farklıyız. Hiçbirimiz aynı değiliz. Yani X kuşağı diyerek hepimizi birbirine benzetmeye çalışmayı çok doğru bulmuyorum. Ben başkayım, siz başkasınız, yanınızdaki başka. O yüzden de niye bunu söylüyorum? Birey olarak az önce söylediğim gibi en önemli kaynak sizsiniz ve uniksiniz. Teksiniz. Birçok feedbackler alacaksınız, size birçok geri bildirimler verecek, birçok yardımlar alacaksınız, destekler alacaksınız ama nihayetinde kendinizi sizin tanıyor olmanız önemli. En iyi siz kendinizi tanıyacaksınız ki kendinize doğru yön verebilin. Benim size birkaç tavsiyem olacak elbette ki. Bu yüzden de iş hayatına girerken de girmeden önce de kendinize odaklanın. Ne istiyorsunuz? Buna mutlaka karar verin. Tabii ki bir şeyleri deneyimlemeden buna karar vermek çok mümkün değil ama buna da zamanınız olacak. Ben hep söylerim, ilk birkaç sene belki farklı disiplinleri deneme ihtiyacı ve bir yol haritası çizme ihtiyacı ve bu yönde de bir öğreti elde etme ihtiyacı hissedeceksiniz. İş hayatının birkaç senesinde yön değiştirebilirsiniz, şirket değiştirebilirsiniz, kulvar değiştirebilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi olası ama burada en büyük tavsiyem bir an önce kalıcı bir plana doğru kendinizi yönlendirmek. Çünkü niye söylüyorum? İnanın kariyer basamaklarını birer birer tırmanabilmek için sürdürülebilir başarılara ihtiyacınız var. Kendi güçlü yönlerinizi kullanmanız gerekiyor bunu sağlamak için de. Kendinize odaklanın dedim, uniksiniz dedim, en önemli kaynaksınız dedim. Sizin güçlü yanlarınız, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz size sürdürülebilir başarıyı getirecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne kadar güvendiğiniz insanlar olduğu çevrenizde mutlaka önemli. Nasıl iyi bir takımın içerisinde olduğunuz mutlaka önemli. Nasıl güçlü bir markanın organizasyonun içinde olduğunuz mutlaka önemli. Ama burada önemli olan şu, siz bu elinizdeki fırsatı kullanabiliyor musunuz? Bu soruyu hep kendinize soracaksınız. Nasıl kullandığınızdan emin olabilirsiniz? Bulunduğunuz yerde gerçekten sürdürülebilir başarılar elde ettiyseniz, zaten size bir sonuç gelecektir. Kariyer basamakları birer birer önünüze gelecektir. Gelişim fırsatları birer birer önünüze gelecektir. Ve burada da anlayın ki doğru şekilde her türlü önünüze gelen fırsatı kullanmaya başlamışsınızdır. Arkadaşlar, geleceğe dönük olun. Unutmayın, geçmiş insana bir tecrübe sağlıyor, bir öngörü sağlıyor. Ama ne kadar uzağa bakabildiğiniz çok çok kritik. Kimisi daha kısa mesafe görür, onun kariyeri ona göre olur.
Kimisi çok daha uzağa bakmayı becerir, onun kariyeri ona göre olur. Benim size önerim mutlak suretle bakabildiğiniz kadar uzağa bakın. Bu birazcık böyle üstü kapalı bir cümle. Ne demek istiyorum? Uzağa bakın, gelişim trendlerine bakın, fırsatlara bakın, çevrenizde neler olup bittiğine bakın. Siz de kendinizi buna göre geliştirin. Burası çok kritik. Mesela bakın, yıllardır üniversitelere konuşmalara giderdim. Derdim ki, bir makine mühendisi olarak mezun olun ama mutlaka yazılım bilen bir makine mühendisi olun. Bir işletmeci olarak mezun olun ama yazılım bilen bir işletmeci olarak mezun olun derdim. Bugün yazılım dünyasındayız, teknoloji dünyasındayız. Yazılım olmadan kimse iş yapamaz vaziyette. Yazılımcıların şu dönemde şirketlerden şirketlere sürekli yer değiştirdiği, bulunması zor bir meslek grubu haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Pandemiden önce 5-6 yıl önce bunları söylüyorduk. Niye? Çünkü buraya gideceğimiz belliydi. Biz iş hayatına başladığımızda İngilizce bilmek bir ayrıcalıktı arkadaşlar. Şirketlerde herhangi bir tecrübesi olmayan ama sadece İngilizce bilme özelliğine sahip insanlar vardı. Bugün geldiğimiz noktada herkes İngilizce biliyor. Bunu sorgulamıyoruz bile. Bu iş aynı buna dönecek. Şimdi yazılımcı olmak bir ayrıcalıktı. Gelişen dünyada çok kısa bir dönemde, bir kuşak dahi bir geçmeden herkesin yazılım bildiği bir dünyaya doğru gideceğiz. O yüzden örneğin kendinizi buna hazır edin. Biraz daha somutlaşsın diye bu örneği vermek istedim. Geleceğe bakın, dünya nereye gidiyor, neye ihtiyaç duyacak, gelişmiş toplumlarda neler var, gelişmiş şirketlerde neler var, bunları görmeye çalışın. Uzağa bakarsanız kendinizi nasıl geliştirmek istediği gerektiğini de çok net görürsünüz. Her defasında ibreyi size kendinize döndürecek birkaç cümle söylemeye gayret ediyorum. Kavramsal bir dünyadayız. Birçok dış girdiyle, nesnelerle, teknolojilerle hayatımız şekilleniyor ama doğal dünyamızdan vazgeçemeyiz arkadaşlar. Biz insanız. Bunu sakın unutmayın. Hayalleriniz olsun. Hayallerinizin de peşinde gitmeyi becerin. Bakın çok önemli bir şey var. Bir profesyonel kariyeri konuştuk ama girişimcilik gibi bir önemli unsur var ki dünya buraya doğru koşuyor. Girişimcilik becerinizi geliştirin, seminerlere katılın, startuplarla bir araya gelin, girişim ekosistemlerine mutlaka girin, toplantılara katılın, bir şeyler öğrenmeye çalışın. İnsanların hayatına bakarsanız girişimci olabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Girişimcilik nedir? İnsanların bir ihtiyacını karşılayacak çözümü sunabilmektir. Ne kadar çok insanların içinde olursanız, ne kadar çok gözlem yaparsanız birçok fırsatı da göreceğinize inanıyorum. Tekrar söylüyorum, en kritik kaynak sizsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın, kendinizi kullanacaksınız. Evet, şimdi bilmiyorum kaç dakikamız kaldı. Biraz da uzattık, çok da özür diliyorum ama sizleri böyle yakalamışken insanın gerçekten konuşası geliyor. Kendinize odaklanacağınız, planlar yapacağınız, hayallerinizin de peşinden koşacağınız ama uzaklara bakarak bir gelişim planı yapacağınız bir kariyer planınızın inşallah sizleri beklediğini düşünüyorum. Şimdi bu bilgiyi de vermek istiyorum. Arkadaşlarım benden özellikle rica etti. Dediğim gibi biz nedik? Ne dedim? Otokoç bugün çok büyük bir şirket haline geldiyse yeni fikirlere olduğu gibi yeni insanlara ihtiyaç duyduğundan dolayı uzun dönem staj imkanları açısından da Otokoç'ta her zaman yeriniz hazır. Bunu da bulabilirsiniz. Başvurular da devam ediyor. İnsan Kaynakları Departmanı özellikle bunu bir sizlerle paylaşmamı istedi. Evet, uyarı da geldi. Süremizin de sonuna gelmişiz. Yaren Hanım, ben size sözü bırakayım. Dediğim gibi bırakırsanız çok konuşmaya eğilimli oluruz biz. Bilkem Bey, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sunumdu. Ama maalesef süremizin sonuna geldik. O yüzden de soru alamayacağız. Çok teşekkür tamam. ederiz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sosyal medya, LinkedIn her zaman arkadaşlarımızın bizlere ulaşabileceği alanlar. Oralardan burada alamadığımız soruları her zaman sorabilirler. Evet, mutlaka. Büyük de keyif alırım. Çok teşekkür ederim. Hepinize keyifli bir toplantı diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Harika bir dünya.